Yakışıklı misafirimiz için özel yemeğimizi yaptım çocuklar. Özel baharatlarıyla insana her şeyi hatırlatıyor. Dur! Ya yiyecek halimiz mi kaldı? Ay yok, korkma, bir şey değil bu. Aç bakayım ağzını. Aç ağzını. Vallahi bakayım. Yapma lütfen. Aç. Zamanında şunun şakalarına alışacaksın Umur. Aferin sana. Nasıl? Bayağı güzelmiş vallahi. Ay bende daha ne marifetler var. Evet. Hoppa. Pek hatırlatmak istemem ama ablam olayı anlattı. Başın sağ olsun Sevgi. Sağ ol Umur. Nasıl oldu? Ayol başkanı bulamadınız galiba. Buraya eğlenmeye mi geldik, madem tutmaya mı? Sonra konuşuruz Umur. Vallahi haklısın Can. Umur, sen neler yaptın, anlat bakalım. Viyana Müzik Akademisi'nin piyano ve kompozisyon bölümünü bitirdim. Oo, tebrikler. Sağ ol. Benim de emeklerim boşuna gitmedi. Ne kadar mutluyum anlatamam çocuklar. Niye duygusallık başladı ama? Ya niye biz eğlenmiyoruz Allah aşkına? Umur hadi bize piyanoda bir şeyler çal. Hadi. Peki. Bir şey ister misin? Çok mersi. Umur, bana bak, öyle Beethoven, Mozart falan çalma. Şöyle fıkır fıkır bir şey çal da eğlenelim biraz, değil mi kız? Ay. Ne oldu şimdi? Olur mu böyle, tam eğleniyorduk. Müziğimi beğenmedin galiba. Rica ederim. Sadece çok yorgunum. Lütfen bana bakmayın siz. Nasıl bakma? O kadar güzelsin ki. Teşekkür ederim. Ne olur bize katıl. Peki. Hadi. Evet. Sen konuş benimle. Seni merak ediyorum. Mesajlarımı almadın mı? Niçin aramıyorsun? Bir sorun mu var? Ya da seni rahatsız ediyorsam arama dersin, aramam. Öptüm. Umur, daha yatmıyor musun sen? Hadi benim çok uykum geldi. Uykum kaçtı. Sevgi'ye taktım kafayı. Sevginin nesine taktın? Dul ve de güzel bir kadın. Hoppala, ayağının tozuyla yeni geldin. Neler düşünüyorsun? Sevgiden müthiş hoşlandım. Galiba aşık olacağım. Olsa olsa tek taraflı bir aşk olur canım. Peşinde kimler yok ki? Hiç şansı yok. Ama ne güzel moral verdin sen de. Çünkü kardeşimsin. Sonunda üzülmeni istemiyorum. Boş ver. Üzülmeye değer. He, Can'la birlikte mi çalışıyor? Kızma ama Can'ı hiç gözüm tutmadı. Olabilir ama ruhu güzeldir. Dosttur. İyi karakterlidir bizim Can'ımız. Hadi kalk. Kalk yatağa gidelim hadi. Hadi artık yürü bakalım. Seni çok beklettim değil mi? Ay.
Sizlerden düşünmem için birkaç gün izin istemiştim. Kararımı verdim beyler. Teklifinizi kabul ediyorum. Çok sevindim Murat, kutlarım. Size de bize de hayırlı olsun. İnşallah başarırım. Bundan hiç şüphemiz yok. Hemen genel merkeze bildireceğim. Basına da duyuracağım. Seni 6. bölgeden 2. sırada aday göstereceğiz. Seçim kampanyasına da inşallah bugünlerde başlamayı düşünüyoruz. Kampanyamı özel bir ajansla birlikte yürütmek isterim. Parti merkeziyle koordine olarak her aday gibi özel çalışmalar yapabilirsiniz. Peki sözünü ettiğiniz ajansı seçtiniz mi? Evet. Daha önce mesleğimle ilgili bir çalışma yapmışlardı. Çok başarılı oldular. Yeni mesleğin politikada da mutlaka başarılı olacaklardır. Nasıl eğleniyoruz değil mi hep beraber? Ne diyeceğim, artık biliyorsunuz makine ajansından sonra şimdi politik reklamcılığa soyunacağız. Soyunmaktan şikayetçi olduğunu hiç duymadım Can'cığım. Faturanı dua et yoksa senin ağzının payını verirdim. Niye içmiyoruz? İçelim. İçelim adolu. Saatinize. Keyfe. Patron lafını hiç sevmedim. Ben sizin arkadaşınızım ve sizlerle olmaktan çok mutluyum. Arkadaşlarım adına teşekkür ederim Murat Bey. Niye reklam kampanyasından söz etmiyoruz? Sırayla mavişim. Önce Murat Bey'in adaylığını kutlayalım değil mi? Jan Ajans'a Leyla ve Reha da yardımcı olacaklar. Bu konuda biraz deneyimliyim. Söz konusu adayın kişiliğini ortaya çıkartmak ve örnek bir insan olduğunu vurgulamak başlıca prensipti. Tabii aile yaşantısı da çok önemli. Doğru. Yani yaşantıma dikkat etmem gerektiğini mi söylüyorsun? Estağfurullah yol, ne münasebet. Haddini mi düşmüş? Bakın Murat Bey, mesleğimde ilerlememe, bugünkü yerime gelmeme siz sebep oldunuz. Size minnet duymaktayım. Sadece uyarmak istemiştim. Reha haklı Murat Bey. Birlikteliğimiz size zararlı olabilir. Kızmayın sakın ama seçimi kaybedebilirsiniz. Olabilir. Seçimi kaybedebilirim. Başka değerleri de. Her şey mi mesela? Ama seni kaybetmeye asla tahammül edemem. Bu güzel duygular içilir vallahi. Hadi, hadi, hadi kaldın. Hadi ayol, hadi durmayın ayol. Umur'u niye getirmedin kız? Okul arkadaşlarıyla buluşacak. Bırak şimdi Umur'u. Hani kampanyayı konuşuyorduk? Sahi ne yapacağız? Nasıl başlayacağız bu işe? Daha vaktimiz var. Buraya eğlenmeye geldik. Hadi. Bir kez daha. Ben yine de Umur olsun isterim. Yeni kampanyamıza güzellikleri ben ekleyelim. Ben de bu gidişle sarhoş olacağım galiba. Ne eğlendik vallahi. Her şeye çok teşekkür ederim. Tamam abi. Sen de yani eğlenceyi yarım bırakıp gidiyorsun vallahi. Hadi gülüm. Dur ben de öne geçeyim ben. Hoşçakalın. Ay düşüyordum ha. Bunlar canı daha mısın senin? Hadi canım benim. İyi bak canım. Güzel öyle tamam mı kuşum? Hadi şekerim iyi geceler. Hadi canım. İyi geceler. Hadi, geceler. Hadi bay bay. Kendine iyi bak ha. Hoppa. İyi geceler. Hadi bay bay. Şaşırmış gibisin. Başkasını mı bekliyordun? Lütfen. Az önce dışarıda gördüm sizi. Tavernadaydık. İyi eğlendiniz mi onunla beraber? Öyle olması gerekiyordu. Niçin aramıyorsun beni Sevgi? Neden kaçıyorsun? Neden? Karmaşık duygular içindeyim. Seni kırabilirim. Benden kaçarken gidiyorsun, o adama yaklaşıyorsun. Beni kırman mühim değil ama senden bir şey rica ediyorum. Lütfen bize yanlış yapma.
bakalım. Çok teşekkür ederim. İyi geceler. Dur, ne yapıyorsun şimdi? Kardeşim duyacak. Nazlanma. Kardeşim uyuyor hadi. Kardeşim. Sen kendi kıymetini bilmiyorsun. Kampanya için çok ilginç sloganlar bulmamız gerekiyor. Yani aklıma gelen bir şey var ama bilmiyorum, beğenir misiniz beğenmez misiniz? Ne? Yani siz bilirsiniz. Mesela şey yapsak, bir koy on al. Nasıl? Berbat. Kızma Can. Sanki banka sloganı gibi oldu. Bir koy on al. Beğenmedim. Bakın çocuklar. Birincisi kısa ve çarpıcı bir slogan olmalı. İkincisi çok çekici olmalı. Ayrıca ben en çok adayların konuşmalarına bozuluyorum. Artık halk palavradan bıkmış. Ben de senin gibi düşünüyorum Sevgi. Palavra yok. Değil mi? Boş vaatler yok. Gerçekleri söylemek gerek. Churchill de öyle dememiş mi? Ben size savaş, kan ve gözyaşı vaat ediyorum. İşte böyle. Yaklaşık böyle. Yani ters bir şeyler söyleyelim. Sloganları, nutukları boş verin de afişleri unuttunuz. Hadi ben hazırım. Buyurun bakalım. Bak. Hanım seçmenleri etkileyecek yakışıklı ve kurtarıcı bir poz. Tamam mı? Hep hanımlar. Ay biraz da bizi düşünsenize be. Geçmiş olsun. Çok bitti. Oh, teşekkür ederim. İşin sonuna geldik ha. Çocuklar sizleri yordum ama yani. Aşk olsun. Teşekkür ederim. Aşk olsun yani. Biz eğlenmedik ki. İş yaptık değil mi? Can doğru söylüyor. Bizi bahane etme. Yarın devam var, unutma. Unutur muyum hiç? Hoşçakalın. Güle güle. Eyvallah. Güle güle. Işıkları söndürmeyi unutmayın. Güle güle, tamam canım. Hadi çocuklar, ben de gidiyorum. Bay bay. Geç kaldım. Bay bay. Tamam, görüşürüz. Bay bay. Tamam. Ay yüzümüzün akıyla çıktık yani şu işten de ya. Aa Can, canım söyle. Şu Umur'un ev işini unutma ha. Ne olur. Unutur muyum? Bir tanem. Sen hiç merak canım. Etme. Kalsın hemen gidiyorsun ya. Ha, gideyim, çok geç kaldım hadi. Tamam. Of, şu kadarcık şey bile beni yordu. Ay vallahi ben de yoruldum ya. Ne evi bu? Ay Umur ayrı ev tutacakmış. Leyla da istiyor. Ne yapsın, kardeşi geldiğinden beri zavallı kız orada burada kapı arasında ayaküstü asansörde. Dedikodu neresi yapma, olursa olsun. Hazır. Ama ne dedikodusu? Nesi dedikodu ayol bunu? Ama Allah Allah. Ayrıca ben Umur'a teklif ettim, o da kabul etmedi. Ne teklif ettin ki? Ay evi müsait dedim. Gel birlikte oturalım dedim. Ev işi benden, çamaşır benden, ütü benden. Fizik dersen fizik var. O da var. Her şey var işte böyle. ne? Allah Allah hemen. Evet. Vurma işte Allah Allah, hiçbir şey yok. Ne var yani? Ayrıca sana bir şey söyleyeyim mi? Ben ona takıldım. Görür görmez aşık oldum. Saçmalama Can. Öf! Öf Sevgi yani. Saçmalama, yapma, etme, bilmem ne yapma. Biz de insanız yahu. Gönül ferman dinlemiyor ayrıca da.
Maviş, arkadaşın kötü. Hem de çok kötü. İnan bana, hiç böyle olmamıştım. Ben aşık oldum. Can, daha fazla saçmalamadan yukarıda toplanıp biz de gidelim, yürü. Sevgi Gündüz nerede? İçeride. Burası mı? Evet. Bizlere ağla, milleti beş param yok diye aldat, sonra da böyle bir iş yeri aç ha? Alnımızda keriz mi yazıyor bizim lan? Bu ajans benim değil. Ben sadece çalışıyorum burada. Yutar mıyım? Kocanın paralarını kaçırıp bekledin. Bizleri uyuttuktan sonra geçtin işin başına. Sen de kocan gibi ahlaksızın tek. Rica ederim beyefendi, burası kapalı yapacağınız. Sen de sesini lan! Can! Erkeklik mi senin yaptığına? Kabadayılık mı? Ya senin kıvırmalarına ne demeli? Üç kağıt tezgahlanacak adam mıyım lan ben? Hey bırak! 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 Ben tezgah kurmadım. Param yok. Olsa vermez miyim? Kadın, gözümüz kör mü sandın? Ne boklar yediğini biliyoruz. Altıma yatıp ödeşelim istiyorsan yemezler. Seni aşağılık, seni pislik. Allah lan, kahretsin. Sevgi, Sevgi, Sevgi. Sonra bırak, bırak. Sevgi, Sevgi, gel bu. Gel bu. Sevgi, Sevgi, Sevgi. Sevgicim, Sevgi, Sevgicim, Sevgicim. Sevgi, Sevgi. Yavrum bir şey yok değil mi? Sevgi, Sevgi. Sevgi bir şey çağır. Çabuk, çabuk. Birini, ambulans çağıralım. Sevgi, Sevgi, Sevgi. Sevgi can yasın. Gel yavrum, gel. Gel Sevgicim. Ne oldu? Kim yaptı bunu? Adı Hamza Yılmaz'mış. Aşağılık, kaba bir herif. Allah belasını versin. Sevgi nasıl? Nerede? İçeride. Çektiğimiz beyin tomografisinde bir şey çıkmadı. Geçmiş olsun. Sağ olun doktor. Çok şaşırdım. İyisin değil mi? Bir sürü düşmanın ortasındayım. Kim ne zaman saldıracak, neler olacak bilmiyorum artık. Merak etme. Hamza Yılmaz'ı bulup konuşacağım. Gelmeniz icap etmiyor. Bekleyin. Murat Ayhan'ın odası burası mı? Burası efendim. Bir dakika ben haber vereyim. Kim arıyor diyeyim? Hamza Yılmaz. Hamza Bey geldi efendim. Al içeri. Buyurun. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Adını bilir, yaptıklarını duyardım. Şimdi sıra kendini savunmaktan aciz kadınlara mı geldi? Yalan söyleyip beni devamlı atlatan oldu mu, kadın erkek fark etmez. O hanım doğru sözlü. Senden benden daha namusludur. Çalışıyor. Ve sadece aldığı maaşla yaşıyor. Ben anlamam. Kocasına kaptırdığım parayı faiziyle geri isterim. Muhasebede Lütfü Bey'le konuş. Bir ödeme planı hazırladı. Senetleri getir, paranı al. Sağ ol. Sevgi Hanım'ın sizin himayenizde olduğunu bilsem
başka türlü muamele ederdim. Şimdi biliyorsun artık. Bir daha yanına sokulma. Bak ben bu kızın çizimlerini beğeniyorum. Hayatım iyi ama bak şimdi. Merhabalar. Aa, inanmıyorum. Merhaba. İnanmıyorum. Ay şimdi aklımdan geçiyordum vallahi. Bakalım şimdi beğenecek mi? Var ya? Bak gelin hepinize göstereyim. Gel. Gel, şey gel, gel, gel. Bir şey aldım. Bakın vallahi şuraya, bir şey aldı. Çok güzel bir şey beğendiniz mi? Ay inanmıyorum bir motor. Ay bu adam vallahi bir garip. Sen git klasik müzikle kendine bir dünya kur sonra da git. Ne olacak bu? Ne var bunda? Garipsin billahi garipsin. Bu bir yaşam biçim. Aman. Çağımızın genç insanı her iki uçtan da zevk alıyor. Marjinaller de yaşıyor valla. Ya. Bana mı anlatıyorsun sen bunları be? Sevgi hadi çıkalım. Bak ne kadar keyif alacaksın. Motor bana göre bir araç değil, istemem. Allah aşkına bırak şimdi bunları ya. Niye kırıyorsun beni ya? Hadi 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 sen de bir tur atıver. Mızmızlanma. Umurcuğumun kalbi kırılmasın. Hadi lütfen Sevgi. Çok hızlı gitmeyeceksin ama. Söz. Bir Meltem gibi hafif eseceğim. Hadi. Ay. Hadi hadi hadi. Sen motoru hadi hadi. Hadi bana bak. Montunu almayı unutma. Tamam. Bir gün beni de gezdir ama. Motorsuz olsun. Yürüyüş yapalım kol kola. Ya bak. Yavaş kullanacağına söz veriyor musun? Vallahi her şeye söz veriyorum. Bak bir daha. Söz mü? Söz veriyorum. Ay. Up. Hazır mısın? Karşında dünyanın en mutlu erkeği var. Nasıl bir beceriyle gerçekleştirdin bunu? Olmaz dediğin şey az önce oldu. Sevgi açıkça söyledi. O da bana aşık. Seviyor beni. Sevgi mi söyledi aşık olduğunu? Oldu. Evet seni seviyorum dedi. Bugün Umur Sevinç'ten 4 keşeydi. Havalarda uçuyordu. Sözde onu sevdiğini söylemişsin. Motorun üzerinde delice bir hızla uçuruma doğru giderken sana da sorsa sen de öyle cevap verirdin. Ya çılgın bu çocuk. Hiç ötesi yok delinin teki bu. Şaka maka seviyorum demeseydim ikimiz de ölmüştük. İlk defa Umur'dan bu kadar korktum. Daha ilk gün sana çarpıldığını söylemişti. Korkarım peşini bırakmayacak. Aman takma kafanı.
Bir süre sonra ümidini keser, unutur. Ama kardeşine aşık biri var ki ileride bizi çok üzebilir. Ne demek istedin sen şimdi? Söylediklerimin hiçbir anlamı yoktu. Saklama. Jean değil mi? Ne yazık ki evet. Alo? Ah, merhaba Murat. Merhaba yavrum. Ben aramasam sen hiç aramayacaksın. Biliyor musun, seni çok özledim. Daha dün beraberdik. Ne demek beraberdik? Dün dediğin bana göre bir asır olacak. Sensiz olmak bana çok acı veriyor. Bir anlık olsa bile. Oo, seçmenlerine de böyle güzel konuşursan garanti milletvekili seçilirsin. Hiçbir şey umurumda değil. Yalnız sen varsın. Yarın sabah seni alıyorum. Tamam mı? Peki. Tamam. Ben de seni Murat. Görüşürüz. Murat'tan ayrılamıyorsun Sevgi. Hani nefret ediyordun adamdan. Ben de bir şey anlamadım. Nefretim sevgiye mi dönüştü ne? Ona aşık oluyorum galiba. Bana. Çok teşekkür ederim. Geldiğimizi hala söylemeyecek misin? En büyük sürprizimi sona sakladım. Çiftlikte şeyden söz etmiştin, hatırlıyor musun? Yoksa? Yoksa? Alevi geri aldım. Oh! Nerede? Ali! Ali! Ali gel! Gel, gel. Çok teşekkür ederim. Bir şey diyeceğim. Alev, alevim, alevim. Thank you.
Denizde, karada, havada, her yerde baş başa. Neşeli, keyifli, aşık bir çift. Allah canlarını alsın. Bu fotoğraflar yayınlandığı zaman kocanın iş hayatı darbe yiyecek. Milletvekilliği suya düşecek. Mitinglerde yuhalanacak. Evet, şok geçirecek. Boşanma davasında da kocanın aleyhine delil olarak kullanılacak bu resimler. Evliliği sırasında gizli ve ahlak dışı ilişki kurmakla suçlanacak. Uzun zaman boşanamayacak. Müthiş bir intikam alacağım onlardan. Sevgi Gündüz de kahpe damgası yiyecek. İkisini birden mahvedeceğim. Bu resimleri alıyorum. Bunlara karşı sen bana ne vereceksin? Özel bir araba. Ayrıca kaç milyon istiyorsan. Yetmiyorsa sen söyle. Daha önce söylemeye, anlatmaya çalışmıştım sana. Hı? Çocuklar biraz dışarıda bekler misiniz? Yo. Onları çıkarmana hiç gerek yok. Çocuklar lütfen herkes dışarıya. Biraz çabuk olun. Kocamla mutlu yaşıyordum. Sen ortaya öyle bir çıktın ki, kocamın aklını öyle bir aldın ki yuvam yıkılıyor adi kadın. Terbiyesizlikle, yalanla beni suçlayamazsınız. Mutsuz bir evliliğiniz var. Murat için çoktan bitmiş. Evli bir erkekten başkasını bulamadın mı? Senin gibi azgınlar için sürüyle erkek var. Çık dışarıya. Senin gibi bir kadınla yazık olmuş Murat'a. Kocamın yakasını bırakacaksın. Yoksa rezil ederim seni, pişman ederim. Beni korkutmaya çalışacağına ona elde tutacak bir kadın olmayı öğrenseydin. Bana akıl mı öğretiyorsun namussuz kadın? Murat nefret ediyor senden. Ben olmasam da başka kadına koşacak. Kocam hevesini aldıktan sonra vuracak sana tekmeyi. Onun servetinin peşindesin ama 5 kuruş bile alamayacaksın. Çıldıracağına sevin öyleyse. Hadi git başımdan. Oysa ben seni anlıyorum. Acıyorum sana. İstediğinden fazlasını vereyim sana. Ekmek parası için çalışmana gerek yok. Bana bak, çekil git dedim. Defol. Seni aşağılık adi kaltak. Seni gebertirim. Yeter ama kendine gel be, ne yapıyorsun sen? Yeter ucurlaksın. Git başımdan be. Bana bak, yırtarım o ağzını. Ben buranın sahibiyim. Asıl sen kim oluyorsun da insanların şerefine, namusuna dil uzatıyorsun be? Deli. Şerefe namusa bak. Cinsi bozuk. Bana bak, yırtarım senin o ağzını ha. Cinsi bozukmuş. Sensin cinsi bozuk. Akşama gel de beraber şey yapalım istersen. Korkma, Murat'a da söylemem. Sarı Cihan. Deli karı be. Sevgicim. Canım. Tamam, geçti. Tamam. Tamam. Gel bir kahve yapayım sana. Gel canım. Hadi. Bakar mısınız? Buyurun. Bir tane daha lütfen. Başla. Telefon nerede acaba? Teşekkürler. Ver. Oldu.
Alo, buyurun. 6:30'da buluşmayacak mıydın? Saat 8'e geliyor ama. Niçin geciktin? Lütfen beni bir daha arama.